Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeni Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda ortaya koyduğu yeni anayasa ve başkanlık sistemi sürecine katkı sağlamak amacıyla Canik Belediyesi tarafından düzenlenen yeni Türkiye konferanslarında birçok önemli isim Samsunlularla buluştu. Bugüne kadar 8. .si düzenlenen konferanslara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem gibi önemli isimler, yaklaşık 10 bin kişiye yeni Türkiye yolunda yeni anayasa, başkanlık sistemi ve ekonomi gibi konuları anlattı. İlki AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün konuşmacı olarak katıldığı Yeni Türkiye Yolunda Başkanlık Sistemi konulu konferansla başlayan Yeni Türkiye Yolunda konferanslarında sırasıyla TMMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Mustafa Şentop, Yeni Türkiye Yolunda Yeni Anayasa, Siyasetçi Yazar Savcı Sayan, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni ve Gazeteci Yazar Hasan Öztürk, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Gazeteci Yazar Turgay Güler, Yeni Şafak Gazetesi'nden gazeteci yazar Yusuf Ziya Cömert'le, Star Gazetesi'nden gazeteci yazar Ahmet Kekeç, 7-28 Şubat sürecini anlattı demokrasinin yereldeki temsilcilerinin belediyeler olduğunu belirten genç, yerinden dönüşümü sağlayamazsanız baştaki dönüşümü gerçekleştiremezsiniz. Onun için biz belediye olarak 3. bin yılın başında ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni bir anayasa ve başkanlık sisteminin birlikte getireceği dönüşümü ve gelişimi bu ilçede tartışmayı başlattık dedi.